Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde yine biraz koleksiyonculuk işine giriyoruz. Ömer ve Berkay Karamanderesi konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. G.I. Joe bizim işte burada arkada gözüküyor zaten, konumuz bu. Koleksiyon dedik de tabii bizde her parçası yok ama evet. Sonuç itibariyle çok temiz bir figür koleksiyonu var. Benim mesela hiçbir katkım olamadı buna çünkü benimkinin %80'inin beli kopuk. İçindeki lastik çürüdü oynamaktan. Dolayısıyla ben pek getiremedim kendiminkileri. Sizinkilerin silahlar bile eline zor giriyor. Yani hiç zorlanmamış. Evet. İyi durumdalar. Buradakiler değil, şeylerimizin hepsi dolu. Araçlarımızın içinde de figürler var. Toplamda 8 tane figür araçta saydım ben. Evet. Valla G.I. Joe'nun şeyi çok fazla. Yani günümüze kadar üretiliyor. 82, bu boylar 82'den beri üretiliyor. Ama G.I. Joe bu sene 50. yılını kutluyor. Aslında biz de o yüzden istedik bunu yapmayı. Hani bir şey denk gelsin dedik. 12 inçte başladılar. Oyuncak bebekler aslında. Yani onlar o tabirden hiç hoşlanmıyorlar, bebek tabirinden, ama 12 inç kocaman bebek bunlar aslında ilk çıktıkları zaman. Fakat sonra şey oluyor. Vietnam Savaşı giriyor işin içine. Vietnam Savaşı girince bir Amerikan halkında bir savaşa karşı bir nefret oluşmaya başladığı için bir anda bir tarz değiştiriyor bunlar ve şeye dönüyor iş. Çevreci askerlere dönüyor. Böyle çevreyi koruyor, işte suyu, deniz altını falan koruyorlar. Doğayı koruyorlar. Ama 80'lere gelince ondan sonra arada bir boşluk oluyor. O diniyor G.I. Joe olayı. Fakat 82'de bir şey oluyor. Star Wars. Onların ufak figürleri patlıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Star Wars figürleri kutuyla satıldı ama önce kutuyu sattılar figürden önce. Yani o kadar popüler oldu. Sonra figürleri yolluyorlardı üretilince. Firmada diyor ki ya biz de bu işe bir girebiliriz galiba diyor ve bizim şu an önümüzdeki boyutta figürler çıkıyor. Farkı şu, bizdekiler işte artikülasyon olarak çok iyiler. Yani bir Star Wars figürü odun gibi hareket ediyordu o zamanki. Evet. Hala bile öyle figür üretiyorlar ama bunların her zaman her tarafa oynar vaziyetteydi ve ya işte sende de bir örneği var. Ya orada odun gibi. Evet. Şimdi bu sanıyorum Power of the Force, öyle bir şey olması lazım. Bizim yani şeylere denk gelmez. 80'lilere denk gelmiyordur da. En eski değil de ikinci serilerden. Evet. Kütüklüğünde hiçbir değişiklik yok. Evet. Fakat önemli olan şu. Bu evet. Bizim daha önce konu ettiğimiz uzay serisinden bir araç. Çok değerli. Yani şunun ya da şu içinde oturuyor ama esas olay bu. Buna iyi bakın çünkü kırılırsa bunlar çok çabuk kırılıyor. Bir daha yapışmıyor da. Evet. Bu da çok az oynandığı için. Evet. O acayip değerli şu anda. Hani benim bildiğim 100-150 dolarlık bir fiyatı var şu an satmaya kalktığımız zaman. Daha bile fazla veren olabilir. Dur koydum şimdi. Oldu. Ben bunu İzmir'de mesaiden çıktığımda sokakta bir amca satıyordu. Öyle mi? 2 liraya aldım aracı. Ne zaman? Karakterleri de 1 liraya. Ne zaman? Bundan bir 5-6 yıl önce. Çok güzel, süper almışsın. Yalnız bu bembeyaz yani. Hiç oynanmamış. Evet. Oynayacak vaktim olmadı zaten. Askere gittim falan filan. İlk sahibi de hiç şey yapmamış. Kutusu duruyor muydu yoksa? Kutusu açılmamıştı. Oo, kutu nerede? İzmir'de. Evde duruyor mudur? Evet. O zaman yani az önce söylediğim rakamı 5 ile çarp. Yani öyle söyleyeyim. Bununla beraber diğer o silindir biçimli aracı da aldım. Evet. Ve birkaç figür daha almıştım. Torbayla eve gittim o gün. Hı hı. Yani oradan kalma. Servet yatıyor sende. İzmir'de onu söyleyeyim. Şimdi tarih 82. Bizim yani şunların ortaya çıkışının tarihi 82 ama bugünlere kadar devam ediyor. Biliyorsunuz orada şimdi bunları yapınca adamlar şey diyorlar. Ya bunları bizim bir satmamız lazım. Nasıl satacağız? Tabii ki çizgi filmle. Çünkü adamların parası yok. Ne reklam yapabiliyor, ne televizyon filmi yapabiliyor Star Wars gibi. Ama çizgi romanını yapıyorlar. Çizgi filmi yapılıyor. Hepsi bunların tabii ki amacı aslında bunların figürlerini satmak. Ve başarılı da oluyor. Yani hatta tarihte zaten 12 inç figürler ilk action figür diye geçiyor. Onun doğruluğunu tam olarak bilmiyorum ama öyle kabul edilmiş durumdalar. Bunlar da hepsi çizgi filmlerle bir süre ilerliyor ve özellikle 90'larda, 80 ve 90'lı yıllarda sürekli üretiliyorlar. Şu anda pek fazla üretilmiyor yenileri ama hala tek tük çıkıyor. Bir de biliyorsunuz 2 tane film çıktı bunun. Çok kötü filmler. Ama yine o da biraz bir can verdi. Sizin tanışıklarınız nasıl şimdi bu figürlerle? Nerede kesişti yollarınız? İlk figür kardeşimin aldığı Flint. Onu sen anlat istersen Ömer. Yani her çocuğun, yani birçok çocuğun yaşadığı gibi ailemiz alışverişe götürdü bize aydan aya veya 2 aydan aya. İşte oyuncak hakkınız var falan. O şekilde evet. Bir fırsat sunarlardı. Vitrinde gördüm ben oyuncakçıda. Ondan sonra dedim ben bu figürü almak istiyorum. Ondan sonra işte abim bayağı bir kızdı. Ya işte onun neyini alıyorsun, ne yapacaksın onu, adam tek başına falan filan. Bak burada arabalar var, uçaklar var vesaire falan. Ondan sonra tabii onlar yoktu, başka uçaklar, başka oyuncaklar falan. Sonrasında biraz oynadık falan. Sonra nasıl olduysa artık gel zaman git zaman bir şekilde bunlar türedi. Belki de çizgi filmiyle, ben hatırlamıyorum. Abim daha iyi hatırlar böyle şeyleri zaten. Sonrasında abim benim açtığım yoldan ilerlemeye başladı. Sonrasında hastalık boyutuna geldi. Ondan sonrasında o anlatsın. Evet. Yani kardeşim onu ilk aldığında Transformers'ler popülerdi. Ya tabii canım. Sabah çok erken saatlerdeydi. 6 ya da 7'de yayınlanıyordu. Ve cumartesi pazar oluyordu. Biz de saat kurup kalkıyorduk. Annemi babamı kaldırıyordum. Onlar memur olduğu için bu saatte kalkılır mı gideyim falan diyorlardı. Onları izlerken işte sonradan G.I. Joe'da gösterime girdi. Evet. Kardeşim ilk aldığında bilmiyorduk tabii, ilkokul çocuğu ne kadar okursa Gıjoe diye okuyorduk. Değil mi? Tabii herkes bir şey biliyor. Dönen adam diyordum. Çeviriyordum. 3 tur atıp bırakıyordum falan böyle. O zamanlar biz İzmir'de oturuyorduk. 89-91 falan herhalde o aralar. MTA tesislerindeydik. Bütün arkadaşlarımız da alıyordu. Onların da dediği dönen adamdı. Lastiğini döndürüyorduk, bırakıyorduk. Döne döne. Çok yanlış sayılmaz çünkü G.I. Joe şimdi bizdeki Mehmetçiğe karşılık geliyor ya, çok fazla Amerikan zaten Real American Hero diye şeyi vardı, sloganı vardı. O dışarıda bu Amerikancılık vurgulanmasın diye Action Man olarak da biliniyor bunlar. Yani hareketli adam. Yani aslında biz döner adam demek çok da fazla şey değil, yanlış değil. Şimdi benim tanışıklığım biraz daha farklı oldu. Benim tabii figürler, Star Wars figürleri kütük gibi oynadıkları için. Bir gün bir arkadaşım benim, ilkokuldayız daha, Zafer Deniz. Bir tane figürle geldi. Ne olduğunu falan bilmiyoruz ama hareket ediyor. Benim aklım uçtu tabii orada. Çünkü kolu bacağı oynayan bir figür. Nasıl yani, hiç görmemişim. Bana 3-4 günlüğüne vermişti. Tabii ben ona neler yaptım. Silahı falan da yoktu. Tabii bir anda diğerleri gözümden düştü ama tabii sonra geri verdim. Sonra bir gün işte aynen sizin hikayenizde olduğu gibi ben de annemi aldım, yine ilkokuldayız. Voltron'u almaya gidiyorum. Ama fiyat besi tabii, çocuğum ben ne diyeceğim, fiyat nedir, pahalılık nedir bilmiyoruz. Ve paramız yok. Aynen. Onu alacak. Bir gittik, elimdeki para Voltron'u almaya yetmiyor. Ben de hani en güzelini istemişim, böyle aslanları, ayrılanları falan. Orada bir baktım bunlar duruyor birkaç tane ve hani şey, az önce söylediğiniz gibi Transformers'tan o da pahalıydı. Bunlar çok ucuzdu ona göre. Voltron'a göre de ucuzdu. 5 tane falan alınıyordu o paraya. 5 figürü aynı anda almıştım. Tabii hani onu bir görünce böyle direkt aklıma o figür geldi. Ya dedim bunlar oymuş meğerse. İlk zamanlarda şey de yok. Ben mesela okuma yazma da bilmiyorum. Yani ilk bu figürlere uğraştığım zaman ilkokul 1 değildim ben Star Wars'ta. Ama bunlarda işte şey, babama okutturuyordum. Çünkü benim Star Wars'lar sahte olduğu için Türkçeydi üstündekiler. Ama Türkçe de bilmiyorum. Okuyamıyorum ki. Sonra ama bunlarda şeye yetiştim. İlkokulun sonunda artık İngilizce biliyordum. Bu kartları falan var bunların. Hikayeleri olan. Senin tarafta mı onlar? Benim taraftakiler yine katalog. Bir de kartlarımız vardı. Onu da şimdi gösteririz. Evet, ben de bunları kim koymuş? Bizim seride yok deyip oraya koymuştum onları. Şurada var ya, benimkini göstereyim. Şu hikaye kartları vardı. İşte İngilizce öğrendikten sonra benim okuduğum ilk şeyler şunlardı. Şu hikayeler. Evet, tamam. O zaman o Ice'inkileri de herhalde siz koydunuz. Bu şey, Firefighter benim barbekü. Onu birazdan söyleyeceğim. Sizinkiler şuralarda bir yerdeydi yani. Tamam, orada. Buluruz. Maket uçağın üzerinde duruyorlar. Ice Astro diye geçiyor. Evet, onlar. Gökhan, getirirsin sen sonra. Şimdi öyle olunca şimdi ben de 5 taneyle girince işe dedim, çok da hoşuma gitti. Ben şeyden de haberim yok, çizgi filminden falan da haberim yok. Sadece figürleri aldım. Siz de saklamışsınız. Evet. Ben kutuları komple saklıyordum ama sonra tabii yer meselesi olunca attık gitti. Yıllar sonra benim aklıma düştü, ya benim ilk figürüm neydi? O bana ilkokulda ilk arkadaşımın verdiği figür neydi? Ben ondan ne özel ajanlar, neler yaratmıştım kafamda, dedim ya. G.I. olduğunu bilmiyorum. Neler oldu zaten. Değil mi? Geldi hali görünce tabii. Sonra buldum ben onu. Çünkü YoJoe diye bir sistem var. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Biliyorum ben. Bütün hepsi orada. Şu an tarihine göre sıralı. Evet. Ben oradan da göz atmıştım zaten gelmeden önce. Ben benimkini orada buldum. Benim eleman şu barbekü denen itfaiyeci çıktı. Yani o kadar ben buna neler düşünmüştüm. Bir de şeye benzer. Ben bunu şuradan unutmadım. Bu adam TIE Fighter pilotuna benziyor. Çünkü önünde şu var ya, şu mekanizma. Buldum, eBay'de de satılıyordu. Bu orijinal 85'teki benim elime geçen figürün ta kendisi. Adam böyle saklamış bunu. Hatta işte kartını ve silahlarını saklamış. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Bana sadece bu gelmişti çünkü. Tekrar ilkini geri aldım ve elimdeki şu an herhalde en sağlam figür bu. Çünkü diğerlerinin hepsinin lastiği gitti. Bunu şöyle baktığın zaman işte süper artikülasyon diye hani artık bugün öyle konuşuluyor. Her tarafı oynuyor. Temel şey ise şu ikisinin ortasını bağlayan bir lastik. Bu lastik olmadı mı bunlar ikiye ayrılıyor ve ölmüş oluyor karakterimiz. Sizinkilerin lastik durumları bayağı iyi ama bir tane cesedimiz var. O evet. En eskisi zaten. İşte. Ucuz da dağılmış durumda. Vidaları her şeyi. Şöyle iç düzeneği şu şekilde bir şey. Bunları birbirine tamir için kullanabiliyoruz. Hatta biz bir tanesini şurasına kaysız tamir ettik. Evet o da burada tamir oldu zaten. Evet. Şimdi işin bir de araç kısmı var. Figürler güzel tabii de siz, benim bu kadar aracım yoktu. Siz araç işine de girmişsiniz. Değişik değişik şeyleri var. Şimdi bizim elimizde mesela şurada sizde de varmış, bende de var. Kataloglar. Şu benim elimdeki en eski katalog. Bu hani o kadar eski ki yırtılmasın diye bantladığım bantlar da çürümüş. Şu şöyle göstereyim. Belki hani bunu hatırlayanlar vardır. Çünkü şunlar çok akılda kalıcıydı. Şu helikopter Tiger serisi. Evet. Benim ilk figür de şu sağ altta zaten. Evet. En altta sağdan üçüncü. Şurada. Doğru söylüyorsunuz. Evet, şurada. Altta, evet. Şöyle de göstereyim. Ben bu yani oyuncaklar kadar şunlara bakarak da vakit geçiriyordum. Çünkü bunları tamamlamak istiyor insan. Tamamlamak istiyoruz. Bir de görmüyorsun ki her yerde bulamıyorsun. Evet. Benim not etmişim. Benim olayım 88-92 arasındaki figürlermiş. O YoJo'dan bakınca sizinkiler de hemen hemen o döneme benziyor. O elinizdeki katalog neyse oradan başlıyor bizim evet. Figürler. Sonra işte kataloglar tabii sırf şey değil, boş değil, bir tarzları da değişiyor bunların. Büyüyorlar, daha komplike hale geliyorlar. Bir defa hani üzerindeki silahlar ateşlenmeye başlıyor. Ve şöyle göstereyim. Mesela bende de bu seriden hani buraya getiremediğim şu var kocaman. Ama tabii ki hayalimizdeki şey şuydu. Buna sahip olmakta bunu göremiyordum ben bu. Yani evet. Hiç görmedim canlı. Ben de hiç görmedim. Türkiye'de görmedim ama diğer bütün araçları gördüm. Evet. Mesela. Zaten burada hani şu burada masanın üstünde evet, duruyor zaten. Var. Locust da var. Hemen o üstteki küçük helikopter. Aa, evet şu var. Yanında. Evet orada duruyor. Geri kalanları yok. Geri kalanlar başka seriden. Şunlar farklı bir seriden. Evet. Şimdi ne çıktı? İşte şurada bak. Bilmiyorum bundan sizde yokmuş da ben 3 tane almıştım. Konuşanlar, ses çıkaranlar ve konuşanlar onlardan diye. Onlardan hiç almamıştım. Pek tatlı şey değil. Yani benim pek hoşuma gitmiyordu açıkçası. Güzel. Ben bunu ama. Evet, Cobra Komutan'ı ilk bunlardan almıştım da o yüzden. O seriden uçan işte şu helikopterlerden var. Şu figürde varmış evet. Aynı katalogdan. Eco Warrior serisi var bir de. Şimdi burada ilginç olan şey şu araçlarla ilgili. Ya süper mantıksız şeyler var. Yani bunları güzel yapan şey de oydu. Mesela şu benim tank, bunu 50 bin liraya mı ne almıştım? Cobra Imp. Şimdi baktığın zaman güzel bir şeye benziyor ama ya adam şurada duruyor açıkta ve sen bu üstünden roket atıyorsun. Yani bu adamın bir şansı var yani. Bir roket attı ve öldü. Artı fantezi burada da bitmiyor. Şimdi şöyle bir roketin varsa zaten bunu atarsın bu ortalığı dağıtır değil mi? Bu evet. Böyle değil bu mayın döşeyici. Bak bunlar mayın. Havada patlıyor, etrafa mayın saçıyor. Zaten bu roketin varsa zaten bunu atarsın. Niye mayınlıyorsun etrafı? Böyle saçma sapan araçları vardı bunların ve ortak özelliği araçlarda mutlaka birileri dışarıda dururdu ve cam yoktur. Yani şurada baktığımız zaman hepsinin şu evet. Kısımları açıkta durur. Ve hepsinin de başında bir tane roket atar mutlaka olur. Ve hepsi de sürücüsünü normalde öldürür. Ama tabii bu da işin tatlı tarafı çünkü işte adam canı istediği gibi araç üretmiş. Ya şu kepçe mesela yani bir kepçeden adam savaş aracı üretmiş ve bunun da havan topu var ya. Yani şuradan evet. Bırakıyorsun değdiği anda fırlıyor gidiyor. Bunlar su tabancası. Evet. Yani şurada tetiği var. Bir iki sefer su doldurduk içine daha sonra bozulur diye bir daha da ellemedik. Bunlar da evet bunlar sağlam kalmış. Uçaklar da şey hadi. Allah'tan camı var. Bile açmıyorduk zaten. Bir şey olur kırılır. Ama uçaklar şey mesela o YF-23 bu da evet, Draken. Evet, uçaklar biraz daha şey mantığa dayalı mecburen de. G.I. Joe'ların birkaç aracı öyle orijinalinden modifiye edilmiş şekilde. Veya birebir aynı almışlar. Roketi üste koymuş. Evet. İşte ismini değiştirmiş. O şekilde yapılmış olan araçlar var. Sarı da zaten şırınga şeklinde. Ha, evet, o da öyle şırınga. Su atıyor. Ya su olayı. Hepsi barışçı canım. Yani yok. Hepsi su atıyor. Mantıklı değil. Ama bir de silahların kendileri var. Mesela adamların bir kısmının silahları kendisinden büyük. Evet. Evet. Ama figürler en azından eklemlerinin hareketliliğiyle hayal gücünü genişletecek tarzda. Tabii tabii. Star Wars gibi değil. Star Wars gibi değil, alakası yok. Reklamını yapalım diye. Ve şeyler de çok çeşitli. Yani bir adamın yanından 3 tane 4 tane silah çıktığı oluyordu. Eski versiyonlarında bir çanta bir silah oluyordu. Mesela Hı-hı. Flint'te öyleydi. Sonrakilerde 2-3 silah olmaya başladı. Yani şöyle kocaman var. Kanosu geliyor. Ya değil mi? Büyük makinalı tüfeği oluyor yanında. İşte küreği oluyor. Yani o süper bir şey ya. Yani o evet. Çantasından içinde... çıkartıyor silahlarını. Parçaları tabii şu anda bağlayamayacak. Onun bir tek dürbünü kırılmış, içinde kalmış. O yüzden birleşmiyor. Küçük bir pim. Vasıtasıyla takılıyor, orada kırık. Sizdeki figürler bu kadar değil mi şeydekiler şu anda? Yoksa yani hepsini getirdik mi buraya? Hepsini getirdik G.I. Joe figürlerini. Yani bir kısmı zaten şeyler içinde, onların fotoğraflarını çekeriz. Tamam. Şeyler birbirine uyumlu yalnız. Gördüğüm kadarıyla siz aracın figürünü almışsınız. Aracı alınca kutusuna bakıyordum. Kutusunda hangi karakterler varsa sürücü olarak o. Mesela Badger'ın sürücüsü bu. Bunlarınki de aynı şekilde. Bütün araçlarda kutusunda ne görünüyorsa o var. Hı-hı. Yani ekstradan veya kafaya göre konulmuş bir figür yok. Nasıl oynadınız bunlarla? İşte böyle diziyorduk, bayağı bir sürüyordu. Evet. Kutularından çıkartıp sürmesi böyle 2 saati falan buluyordu. Hı-hı. Küçük platformlar falan yapıyorduk, ufak yastıklardan, örtülerden falan. Bir de ikimiz oynamıyorduk, arkadaşları da çağırıyorduk, yani, arkadaşlar da getiriyordu. Onlarda da vardı. Onların bir kısmında şu tanktan olan arkadaşım vardı mesela. Onlar da araç getirince zaten odamız ufacık, Hı-hı. bayağı bir yer kaplıyordu. Bir yarım saat oynamak için 2 saat figür diziyorduk. Sonra işte çocuklar yemeğe gelin, anne çağırınca gidiyoruz. Vallahi öyle durumlar oluyordu. Her şey için sordum çünkü bunlar hiç oynanmamış kadar iyi kalmışlar. İşte araçları alınca oynamıyorsunuz. Araca binince yani hareket etmesine gerek kalmıyor. Veya arkada duruyor o konulma yerlerine. Araçla beraber gidiyor. Ya o da başka, aracın başka bir efsanesi. Şuralarda bunların binebilecekleri yerler var. Yine bizim elemanlar açıkta gidiyor. Yani bu böyle son sürat giderken bizim adam burada açıkta. Tipiktir yani G.I. Joe oyuncaklarında. Yani kara araçlarında neyse de helikopterlerde de burada değil mi? Bir de buradaki makinalıya tutuyor orayı. Bunu ateş ediyor bir sağda bir solda. Orada tabii şey var. Şimdi G.I. Joe'nun çizgi filmlerinde asla kimse ölmezdi. Çocuklar için olduğu için. Dolayısıyla senin oraya koyacağın adam da hiçbir şekilde vurulmuyordu zaten çizgi filminde. O yüzden kimseyi vurduğu da yok zaten. Evet. Sadece ateş ediyor. Doğru. Boşa sıkıyor. Herkes karambole sıkıyor, evet. Valla araçlar çok pahalı olduğu için hepimiz de aşağı yukarı aynı adetlerde alabilmişiz. Evet. Ve çocukluğumuz geçmiş. Ben fiyatlarını hatırlıyorum. Bunları 40 liradan alıyorduk karakterleri. Araçlar 300 liraydı. Pardon 600 liraydı. Şu uçaktan almak istemiştim. Bayağı bir para biriktirdim. Sonra gittim almaya. O uçak orada satılmış, kalmamıştı. Nereden alıyordunuz ki? Bornova'da Karsanil Atilla İlkokulu var. Halen de orada. Onun karşısında bir oyuncakçı vardı. Bayağı bir sene önce kapandı. Oradan alıyorduk. Sonrasında o uçağı ben YKM'de gördüm. YKM'de 600 liraydı. Parayı biriktirdik kardeşimle beraber. Almak için gittik. Alamadık satıldığı için. Balçova'da annem, babam, kardeşim dolaşırken bir mağazada bunları gördüm. Tanesi 300 liraydı. Şu uçakta bu uçaktı galiba. Çünkü bir kere de 2 tane almıştık ve kutuları da kocaman zar zor taşıyorduk. Bir tane alacağız diye gidip 2 taneyle çıkınca annem babam da bayağı bir şaşırmıştı. Yani kardeşimle beraber araca zor bindik. Ya buradaki nasıl bir harçlık biriktirmektir falan diye böyle. Enteresanlık şu, yani neredeyse şunların konabileceği bir uçak gemisi var. Yani galiba da hani dünyanın en büyük oyuncağı rekoru falan onda. G.I. Joe'ların uçak gemisi. Evet. Bir odayı kaplıyor. Yani üstünde hani bir aile yemek yer. Yani şunlar iniyor üstüne. Şunun gibi F14'leri evet, vardı. Evet F14 iniyor doğru. 2 kişi oturması gerekirken onda galiba tek kişilikti. Öyle bir şey. Ama kocaman bir şey. Yani onların bir oyun bitti bir dolaba kaldırayım yok. Orada kalıyor böyle. Kaç tane ürettilerse artık. Ben de şey yapıyordum yani şimdi oyun şeyler güzel tam askerleri alıyorsun araçları alıyorsun da set yapmak lazım. Köpük peşinde düşüyordum. Sokaklardan köpük topluyordum. Yani birisi buzdolabı alınca en mutlu bendim. Çünkü buzdolabının kartonu da değerliydi. Onu böyle kesip biçerek bunlara evet. üst yapıyordum. Köpüklerin de şeyleri olur yani üstünde bir sürü oyuklar. Bir saniye. Siz onu anlatınca aklıma geldi. Biz bunlardan terliklerin kenarlarını kesiyorduk ve bunları oturtuyorduk. Şimdi aklıma geldi. Araç alamadığımız zaman öyle araç alıyorduk. Bayağı bir azar işitmişliğimiz var oradan zaten. Birkaç da terlik yemişliğimiz var. Terliği de yemişliğimiz var tabii. Bizim uçak gemimiz şeydi, bunun gibi büyük sehpa vardı annemin. Evet, üzeri mantıklı. Cam. İçinde görebildiğim için yan tarafına da kitaptan asansör yapıp ve uçakları kaldırıp indirip uçağı da üzerinde camı çizerekten kaldırıp indiriyordu işte. Daha sonra o camlar kırıldı. Kardeşim Street Fighter ya da Street Fighter. O zamanlar ben böyle kilolu değildim tabii. 40 kilo olunca üstüne oturabiliyordum o camın. Oyunun heyecanıyla bir düştüm, kırıldım falan. Böyle camlar yan taraflarına çıktı ama ben bir tanesini de kesmedi. Falan. Sonra o cam sehpalar atıldı. Evet. Bütün seri bozmuş oldu. De vardı. O yüzden çok iyi biliyorum, anlıyorum. Hayal gücümüzü geliştiren oyuncaklar. Street Fighter dediniz. G.I. Joe'nun bir de Street Fighter serisi vardır. Ha evet. Hiç almadım. Hiç hoşuma falan gitmezdi ve hoşuma gitmedi. Silahsız ve çok kalitesizdi. Kalitesizden ziyade bu figüre, yani o karakterler bu hacimde üretilecek şeylerdi. Onlar biraz daha etli butlu olacak şeyler. Bunlarda pek öyle şeyler olmuyor. Evet. Dikkat ettiyseniz hepsinin formu aşağı yukarı aynıdır. Tipleri. Blanka'da, Gael'da aynı boyuttaydı. Evet. Sagat, Vega'da aynı boyuttaydı. Çok kötü gelmişti. Sonraki üretilenler güzeldi ama. Tabii. Street Fighter'ın bayağı bir hareketli olanları vardı. Bir de elleri değişen vardı. İşte aduket, oruket çeksin. Doğru, evet aynen öyle. Bunları nasıl saklıyorsunuz şimdi? Aynen orada kolye koyuyoruz, torbalayıp. Tek ayrı. Toz içinde öyle. En büyük sorun o zaten. Yani saklı, yani bir yerde sergileyemeyince bir kutunun içinde duruyorlar. Benim hasar görmelerinin tek sebebi kutu içinde durmaları mesela. Birbirlerine çarpıyorlar, eziliyor o zaman, işte taşınıyorsun falan, fark etmiyorsun. Evden ayrılmadan önce ranzamız vardı. Ranzanın altında duruyordu bunlar böyle yan yana. Garaj gibi park ediyorduk. O zamana kadar toz da olmuyorlardı. Toz da olmuyordu. Ama işte araya üniversiteye girince, evden uzaklaşınca annemiz sağ olsun karton kolyeye koymuş. Oradan balkonda biraz toz vesaire derken ya hem müsait yer. Yarın öbür gün şimdiki hatta neslin oynayacağı şeyler değil artık. Yani bilgisayarın başından kaldır bunlarla oynasını bekleyemezsin ama işte o da şeyi etkilemiş. Adamlar artık bu kadar net araç üretiyor. Bu çeşitlikte ne figür üretiyorlar. Şey daha başarılı devam ediyor. Star Wars tarafında figürler tam gaz gidiyor. Çünkü filmin gazı var. Şimdi G.I. Joe'nun kendisi de artık yani 2 film çıktı ama ikisi de tırt biliyorsunuz. Evet. O da yetmedi. Yani şu bizim en tatlı dönemidir G.I. Joe'nun en zirve yaptığı dönem. Bu çeşitlilik falan yani şu bir de şey enteresan, her şey rengarenk böyle. Şimdikiler biraz daha artık aynı eski tonlarda evet. Gümüş, siyah. Biraz daha ağırlaşmış şey olarak ciddileşmişler. Bizde baksana cıvıl cıvıl her şey. Belki de boyadan kısıyorlardı. Yani o da olabilir. Aynı banttan çıkıyor. Silahlar bile rengarenk. Yani mavi silah mı olur aslında bakarsan da işte şu M16 mavi yani nasıl oluyor bu yani. Ama oluyordu işte o zaman çocukken şey yapmıyorsun hiç. Hatta baktığın zaman şu siyahlardan daha güzel gözüküyorlar bazıları. Evet. Bir de fantastik silahlar yine şeylerde de figürlerde de var. Yani bu şöyle şey olur mu ya? Bir insan taşıyor yine 2 tane makinalı tüfeği. İşte minigun'ı, evet. Minisi ama double minigun bir de. Evet. Nasıl bir mermi çekirdeği atıyorsa artık. Şu da su sıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, o da arkadan tüpüne basınca sıkıyor. Biraz şey tabii onlar artık hakikaten sulandırılmış. Yani o hoş şeyler değildi. Gerçekliğini de bozuyordu aslında bakarsan. Fazla uzağa atamıyordu o. Bir de fazla evet. Ama şırıngalı olan atıyordu. O iyiydi. Doğru. Valla daha burada olmayan neler var da. İşte uçanlar var, kaçanlar. Bende paraşütlü var mesela duruyor evde. Paraşütünü çünkü bir defa açınca toplaması çok zor oluyor onların. Evet. Atıyorduk şeyden aşağı. İşte duvarların tepesine çıkıp gidiyordu ama yeterince yükseğe çıkamadığımız için genelde çakılıyordu onlar. Bizde şeydi. Kim en yüksekte oturuyorsa onun evine gidilirdi. Aşağıda bir kişi iner. Biri atar, yeri öyle yakalamaya uğraşırdı onu. Evet ya yani bunlar artık hani hiçbir şekilde yani şöyle bir şeyin bir daha olabileceğini zannetmiyorum bu devirde. Evet. Yani bunları iyi saklayacağız artık. Bize düşen bu. Ama gösteremiyoruz. O da ayrı bir sorun. İşte bir şeyin içinde bir de bir kolyeye girecekler mecburen. Evet maalesef. En büyük düşmanları da toz. Temizleyemiyoruz. Yani şunu suya batırsan üstündeki bazı yapıştırmalar belki zarar görecek. Ama işte elimizden geldiğince tutacağız gittiği yere kadar. Ben şey almayı düşünüyorum şu tüylü hani toz alınan ya çubuklar. Evet, o biraz belki işe yarayabilir. Çünkü dün toz beziyle bayağı bir uğraştım temizleyeyim hani pırıl pırıl olsun diye karakterler gibi. Yok hiç olmuyor. Olmuyor yani araları çok fazla. Hatta gelmeden önce bilgisayar için temizlemek için kullanılan kompresörlerle de bir temizledik yine de olmadı. Olmuyor yapışıyoruz yani zaman ne zamanın tozu var bunun üstünde. Evet bir de çok ince bir toz bu. Çok ince. normal evdeki yerde olan tozdan da değil. Hı-hı. O yüzden de temizlemesi çok zor. Vallahi bizi izleyenlerin arasında bizim yaşımızda olan çok kişi var. Onlar da muhtemelen şimdi kendi hikayelerini yorumlarda anlatırlar. Hatta varsa fotoğraf çekip de yollayabilirler kendi şeylerini, figürlerini, araçlarını. Yani onlara da. Kaçında bu derece sağlam kalmıştır onu bilmiyorum da belki tek tük olan vardır. Araçların kendileri sağlam. Yani hiçbir zaman adi malzemeden yapılmamışlar. Dolayısıyla ben sağlam çıkacağına inanıyorum. Evet. Figürler hariç ona bir şey diyemem. Figürlerde çok küçük parçalar var. Evet, işte figürlere siz çok iyi bakmışsınız, ona hiç lafım yok. Ama işte rock'n'roll'un bacağının kenarında torbadayken sıkışma yüzünden bir çubuk kırılmış. Onlar oluyor şeyler. İşte. Onları da yapmanın yolu yok ama artık 3 boyutlu printerlar yaygınlaşırsa onlar da tamir oluyor. Evet. Ben de o teknolojiyi bekliyorum artık. O oyuncak sektörüne büyük darbe vuracak kuvvetle muhtemel. Özellikle koleksiyonculuğa vuracak çünkü değerli tek tük bulunan parçaları sen evinde basacaksın. Onlar da en çok ondan korkuyorlar. Yani adam basacak bize işte eski model diye satacak diye. Figürcüler çok böyle tedirgin şu anda. Ya, o olabilir, şey de olabilir. Onun 3D dosyasını Turbo Squid ve benzeri sitelerde satışa koyabilirler. Kesinlikle. Yani koyacaklar da. Ben koyarım. O teknolojiye hakim olduğum için yaparım yani. Öyle bir yani... Çok iyi fikir, hemen buradan sonra değerlendirelim onu diye. Şu silah kayboldu derdimiz vardı. En büyük sorunumuz işte oyun oynarken. Şimdi basacaksın istediğin silahı. Tabii uçları kırılıyor, namlular falan. Ben YoJoe sitesinde şeyi gördüm. Eski figürleri olanlar da var. Bir de bunların taklidi olan. Muadili araçlar var ama birebir hani 1/48'lik M1A1 Abrams tankını yapmış adam. Onu almışlar G.I. Joe çıkartmalarıyla, kamuflajlarla falan. Bu koleksiyoncular kendileri için custom hale getirmişler. Onlar da bayağı güzel. Onlardan da birkaç seri gördüm. Beğendim yani ama tabii orijinali gibi absürt olmayınca olmuyor. Aynı tadı vermiyor. Vermez. Peki, valla çok iyi oldu getirdiğiniz. Bir sürü izleyicinin de anıları canlanmıştır kesin evin. Çünkü o yılları yaşayan herkesin yolu bunlardan ama az ama çok geçmiştir. En azından 1-2 figür almışlardır yani. Çünkü yani bizde o zamanlar ne vardı? İşte Commodore 64 artık vardı diye hatırlıyorum ben de. Yani bilgisayar vardı ama yani şunların tadı yoktu. Amstrad vardı bize, CPC 64. Bizim oturduğumuz sitede o yaygındı. Herkes onu bildiği için. Müzik kasetiyle çalışıyordu. Evet, hepimiz kasetlerden geçtik. Oyun yükletiyorduk falan. Teyp kaseti kalemle sarardık falan filan, kopyalardık. 5 dakika oynamak için yarım saat beklerdik. Aynen öyle. Fişini çektiğinde her şey resetlenir. Giderdi tabii. O zamanlar bilgisayarla oynamak zevkli değildi. Bilgisayar masası diye bir şey yoktu. Yoktu. Salonda bulduğum masaya koyardım. O şekilde oynardım 5 dakika oynamak için. O zamanın FPS oyunu bu işte. Aynen öyle. FPS de denebilir. Evet, yani çok teşekkürler geldiğiniz için. Bunları da buraya getirmek çok zahmetli. Çünkü koliyle getiriyorsun, taşıyamıyorsun. Evet. Zordu. Toplu taşıma kullanamadık. O yüzden kardeşim beklemek zorunda kaldım. Evet. Olsun, sonunda geldiniz. Bunu da yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.